Sizin rüyalarınız, değerli izleyicilerim, sizden gelen rüyalar. Elvan Aylin, 39 yaşındayım. Rüyamda pencerede at figürü eve girdim ama üst komşumun evini almışım. Oradayım. Üst evi alabilecek miyim Emine Hanım? Üst evi alacaksınız ama daha bununla ilgili bir 4 ay gibi zamanınız var. Üst komşunuzdan da gerçekten kurtulacaksınız. Kalbiniz ve yüreğinizdeki inançla kurtulacaksınız. Üst katı da alacaksınız ya da komşunuz başka bir yerden ev alıp gidecek olarak gözüküyor. Gökçen Eroğlu, 27 yaşındayım. Rüyamda siyah yavru köpek beni kovalıyordu. Ben kaçıyordum. Yaklaşan bir tanesi ayağımı yalayarak dostundan çok güzel bir hayır göreceksin. İşle ilgili beklediğim bir yenilik ve olmasını istediğiniz bir kapı varsa çok güzel bir aydınlanma. Özel hayatında da yarımlık yaşıyorsan toparlanma dönemi olacak. Tevriz Navos, selam. Başımı görmek ne demek? Yani başçısını görmek ne demek? Valla benim senden hissettiğim, beklediğin güzel bir kariyer, işinle ya da ailenle ilgili beklediğin yenilik ya da çocuklarınla ilgili ne bekliyorsan bunun aydınlanmasını yaşayacaksın. Ve bu da sana çok büyük bir aydınlık getirecek gözüküyor. Nurgül, rüyamda karanlık bahçede kızım ile gezip konuşuyoruz. O arada arkamdan gelen kadın bizim ayağa bakar mısın? O yukarı bakınca Dolunay'ın önünde bir uzay gemisi UFO olduğunu sonraki... Ha, Nurgülcüğüm, kızının ileride çok büyük başarılar ve aydınlık olacağı, eğer ki şu an konumu ile ilgili ya da kariyerle alakalı korkularınız varsa o çocuk gerçekten başarılı ve hayırlı. Çok da iyi bir evlilik yapacak. Yurt dışı ile bağlantısı olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Yani sizin de sağlık problemleriniz ve endişeleriniz varsa hiç endişe etmenize gerek yok. Güzel, sağlıksız olduğunuz vücudunuza sağlık şifa şeklinde olacak. 21 yaşındayım. Aleyna, rüyamda dalga geliyordu ve denizin içine girdim. Sonra tekrar yüze çıktım diyor. Aleyna'cığım, kendi duygusal hayatınla ilgili oturtamadığın noktaların var. Devamlı ani parlamaların, ani kavgaların var. Düze sonra çıkıyorsun ama kendi eğitiminle ilgili tamamlaman gereken süreçlerin var. Doğru tamamladığında lütfen bunlar aydınlığa girecek. Zehra Savaş, ben çalışıyorum hem de isim istediğim bir işte çalışmak istiyorum. Rüyamda iki kanatlı kocaman bir demir kapı kilitli bakıyordu. O kapıya geliyorum, kapalı. Bir tanıdığım eteğinin yanındaydı. Birden açılıyor, bolca su akıyor. Ya kalbinden geçirdiğin iş için 2 yıla ihtiyacım var ya da 2 döneme ihtiyacım var. O iş kapın hayırlı ve aydınlık şekilde kapılar açılacak. Hatta bir hiç tanımadığım biri tarafından açılacak ve o kapın senin için bolluk ve bereket, su açılıyor diyorsun ya, bolluk ve bereket şekilde akacak. Hayal ettiğin iş kapına ya da olmak istediğin konumuna geçiş sağlayacaksın bir tanem. Hacer Pinçerler, tırnak gördüm. Yani tırnak eğer uzunsa, ailevi kısaysa bereket ve aydınlıktır. Eğer tırnağı bir başkasının tırnağını görüyorsanız haksızlığa uğramaktır. Tırnağınızı kesiyorsanız para ve malla ilgili beklediğiniz yenilik, bu yenilik size hayır getirecek. Ama tırnak uzunsa sağlık problemi, kısaysa berekettir. Feride Talal, Emine Hanım, rüyamda evin içinde tam merdiven ediyorum. Evet, merdivenlerden ben abdest alır, şimdi yanımda ben tekrar abdest alıyorum. Eşinizle alakalı bazı güvensizlikler, huzursuzluklar yaşamışsınız. Ve bu ev düzeninde uzun süredir yalnızlıklar ve boşluktasınız. Abdest almanız bolluk ve bereket ve haklarınızla ilgili size verileceğini gösteriyor ama uzun süredir sen mutsuzsun ve çocukların ya da maddiyatla ilgili yaşanan olaylarda kırgınlık yaşadığın gözüküyor bir tanem. Hilal Taş, Mersin'den selamlar. Rüyamda komşumun bahçesinde dolar buluyor, destek güvercin kanadı buluyorum. Tek tek dökülmüş kuş tüyü. Yani kuş tüyünün tek tek dökülmesi senin gereksiz para harcamalarınla alakalı noktada ciddi kayıplar yaşayacağın ve bu kayıplar seni üzeceği olarak gözüküyor. Bütün kanat şeklinde dökülmüş şeklinde değil, tam bütün bir kanat şeklinde kuşun uçmak için açtığı kanat beyaz ve kahverengisinde kan. Kan rüyayı bozar hayatım ama kanat senin kendi paranla alakalı yaptığın hatalar sana zarar verecek. O yüzden senden ricam bir ev almak, yeni bir ev anahtarınla ilgili olumlu süreçlerin var. Hayatındaki insanla da evlilik yapma gibi bir durumunuz söz konusu. Her hafta rüyalarınızı buraya yüklü yolluyorsunuz. Rüyamda iki tane kurban kesildiğini gördüm. Biri beyaz, biri siyah.
Ahmet vatansever. Kurban kesmek iyidir ama mevsimi de geliyor. Bu sene kurban kesin, rızkınız ve bereketiniz o kadar çoğalacak ki hiç ummadık kapılarınız aydınlığa girecek. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.